Konuğumuz İlke Kalaycı Alanya'dan bağlanıyor yayınımıza. Çeşitlilik ve dengeli beslenmeyi sağlayacak örnek bir menü nasıl oluşturulmalıdır? Yine başlangıçta söylediğim Türkiye özgü besleme rehberinin sunduğu modeli hatırlatayım. Dört yapraklı yonca modeli. Bir tabakta dört temel besin grubundan besinin bulunması gerekiyor. Mesela süt grubundan bir besin bulunabilir, yoğurt. Bunun dışında sebze meyvelerden bir şeylerin bulunması gerekiyor, salata diyelim. Et grubundan bulunması gerekiyor, et, tavuk, balık, yumurta veya kuru baklagiller ya da yağlı tohumlar, işte çerez diyebileceğimiz besinler. Bunların bulunması gerekiyor. Ayrıca tahıl grubu da bulunması lazım. Az önce dediğim gibi ekmeği kestim konusunu bir kenara kaldırmamız gerekebiliyor bazı durumlarda. Evet, obezite oldukça yaygınlaştı ve birçok çalışan kişi buradan bir çıkış yolu bulmakta zorlanıyor. İnsanlar spora vakit ayırmıyorlar. Onlara nasıl bir yol izlemelerini önerirsiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu modern çalışma koşulları insanların hareketliliklerini kısıtladı. Düzenli dengeli beslenme imkanlarını bir önemli ölçüde ortadan kaldırdı. Çünkü vakitlerini çok daralttı. Örneğin ofis çalışanları ana öğünlerinde genellikle en yakınlarında en kolay bulabilecekleri yiyeceklere yönelmeye başladılar. Bu yiyecekler de genellikle ucuz, karbonhidrat, enerji ve sodyumu yüksek besinler. Dolayısıyla obeziteye davetiye çıkaran besinler aslında. Yapılabilecek en pratik öneriler arasında örneğin ofis çalışanları için yarım saate bir, bir saate bir kalkıp bir 5 dakika etrafta gezinmeleri olabilir. Bunun dışında da daha sağlıklı alternatifler sağlayabilmeleri için ana ve ara öğünlerin yanlarında taşımalarını önerebiliriz. Çünkü modern çalışma koşulları insanları kan şekerinin bozukluğu ve bunun türevinde oluşan hastalıklar gibi çeşitli sorunlara itiyor maalesef. Bu tarz dediğim küçük alışkanlık değişiklikleri büyük etki yaratacaktır. Evet, gerçekten yanlarında taşımalarını ben de çok tavsiye ederim izleyicilerimize. Hakikaten başka bir şeye yönelmektense yanınızda bu getirdiğiniz şeyler çok önemli oluyor. Şu ara öğün konusunu sormak istiyorum İlke. Ara öğün yapmanın buradaki önemi nedir? Yanlarında herhangi bir besinleri taşıyabilirler, neler taşıyabilirler? Besinlerin tam tahıllı ya da kepekli olması neden önemli? İki sorumu birleştirdim, buyurun. Ara öğün yapmak kan şekerinin gün içerisinde düzenli bir şekilde seyretmesini sağlıyor. Yani gün içerisinde dalgalanmıyor kan şekeri böylelikle ve insülin de sürekli olarak uyarılmış oluyor, çalıştırılmış oluyor, salgılanıyor. Böylelikle günümüz çalışma koşullarının işte dediğim gibi kan şekeriyle ilgili bozukluklar, mesela insülin direnci, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, polikistik over sendromu gibi yol açtığı çeşitli sorunların riskini azaltabiliyoruz. Evet, bu ara öğün konusunda da dünyada galiba çok kafalar karışık. Hani ben ara öğün alıyorum, mecburum, şekerim düşerse yanımda mutlaka bir şey bulunduruyorum. Ama dünyada da diyorlar ki ara öğün yemeyin, yiyin. Siz ne düşünüyorsunuz ara öğün konusunda? Alalım mı, almayalım mı konusunda? Ya ara öğünleri ben tüketilmesini öneriyorum. Çünkü dediğim gibi özellikle de iş yaşamında kan şekeriyle ilgili bir sorun yaşadığımızda iş verimimiz bir hayli düşüyor. Konsantrasyon bozukluğu, uykulu olma durumu, sürekli yorgunluk gibi. Bu yüzden yanlarında taşıyacakları, kolay bir şekilde taşınabilecek öğünleri iş yerine götürebilirler. Mesela bir örnek verir misiniz İlke, bu ara öğün önerileri verir misiniz birkaç tane? Ara öğün için örneğin meyve salatası, tuzsuz leblebi, tuzsuz galeta, ayran, bunun dışında süt, yoğurt gibi besinler olabilir. Yine küçük sandviçler hazırlayabilirler. Ana öğün için de yapabilirler bunu. Ama sandviç için kullanılan malzemeler örneğin tam tahıllı, kepekli, çavdarlı ekmekle yapılmış. Bunlardan herhangi biri kullanılabilir. İçerisinde örneğin peynir bulunan, domates, salatalık, semizotu ve çeşitli yeşilliklerin bulunduğu bir sandviç yapılabilir. Evet, gerçekten de çok hayat kurtarıyor. O anda bir şey bulamıyorsunuz. Çok çok iyi. Bir şey soracağım. Bu benim sorum. Şeker hastaları için bu sandviçlerde kullanılacak ekmeğin ne türden olmasını, tam buğday mı, çavdar mı, hangisini önerirsiniz? Yani genel olarak posa içeriği yüksek olması gerekiyor. Bu saydığınız 3 seçeneğin de posa içeriği yüksek.
Dolayısıyla kan şekerlerinin dengeli gitmesini sağlamış oluyor. Buradaki mantık zaten posa içeriğidir. Evet. Yani beyaz ekmekte posa kısmı ayrıldığı için kan şekeri hızlı bir şekilde yükseliyor, hızlı bir şekilde düşüyor. Dolayısıyla hem kan şekeriyle ilgili problem yaşıyorlar hem de verimleri düşüyor. Evet, önemli. Tam tahıllı ya da kepekli olması neden önemli de galiba bu cevapları kapsıyor. Evet. Orayı da biraz açalım Bu arada isterseniz. tam tahıl, kepek veya dediğim gibi kepek kısmı zaten posa anlamına geliyor. Posa biraz vücudun süpürgesi gibi ve midenin boşalmasını yavaşlatıyor. Dolayısıyla kan şekerinin hızlı yükselmesini önlemiş oluyor. O yüzden hızlı yükselme, hızlı düşme olayını ortadan kaldırmış oluyor. Tam tahıllı, kepekli, çavdarlı ya da yulaflı ürünleri kullanılması bu açıdan önemli. Evet, yaz geldi, sıcaklıklar artıyor. Beslenme ile ilgili neler öneriyorsunuz? Nelere dikkat edilmeli? Hani şöyle şöyle beslenmeyin, böyle böyle beslenmeyin. Veya bize bu en sıcak günlerde özellikle hani Alanya gibi Türkiye'nin güneyindeki yerlerde sıcakla birlikte şunları daha az yiyin diyeceğiniz şeyler var mı? Sıcaklarda neler yemeliyiz? Şimdi öncelikle bir hatırlatmam olacak. Burada yaptığımız öneriler genel kitleye yönelik öneriler. Yani karşımdaki kişilerin Tabii. sağlıklı kişiler olduğunu farz ederek yapıyorum. Bu sıcaklıkların artmasıyla özellikle dikkat edilecek şey sıvı kaybı. Yani her zamankinden daha fazla sıvı kaybediyoruz terlememiz arttığı için. Dolayısıyla çeşitli sayısal önerilerde bulunabiliriz. Örneğin gün içerisinde en azından 2-2,5 litre sıvı tüketmek ya da vücut ağırlığı kilogramı başına 30 mililitre tüketmek gibi. Mesela 70 kilo olan birisinin en azından 2,1 litre su tüketmesi gerektiği gibi bir öneride bulunabiliriz. Ama günlük hayatta en pratik izleme yolu idrar rengini takip etmek. Beyaza ne kadar Çok yakınsa önemli o bir kadar iyi, yeteri miktarda sıvı tüketiyoruz demektir. Sarıya ne kadar yakınsa da o kadar tersi. yani sarı olduğu zaman az su tüketiyoruz'a dikkat etmemiz lazım. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Peki en çok ne yiyelim, ne yemeyelim bu sıcak günlerde? Bu arada şunu da soracağım size. Size danışsam online olarak danışabiliyorum, değil mi? Şimdi Evet. herkese soruyorum. Şu dönemde çok önem kazandığı için. O evet, online olarak Evet. bağlanabiliyorsunuz, diyet alabiliyorsunuz. Bunun Sorabiliyorum. dışında Sorabiliyorum. Yaz aylarında en çok yenilen şeyi söyleyelim. Yiyelim, neyi yiyelim, neyi yemeyelim? yani su içeriği yüksek olan meyve ve sebzelere yönelebiliriz. Örneğin burada biraz dışarıda yani beklenmedik bir öneri olacak ama salatalığın çokça kullanılmasını önerebiliriz. Bunun dışında marul ve benzeri sıvı miktarı yüksek olan sebzeleri kullanabiliriz. Meyve içinde muhtemelen Evet. aklınızdan kavun, karpuz geçtiğini düşünüyorum. Evet. Yiyelim mi Onlar yemeyelim mi? Süremiz doldu. Yiyelim mi kavun karpuz ne konusunda? Çok kısa, çok kısa. önemli olan ölçüsü. Ölçüyü aşmadığımız sürece Evet. yiyebiliriz. Bu şu ölçü konusu çok önemli galiba. İlke Kalaycı, Alanya'dan bağlandınız. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Ben teşekkür çalışmalarınızda. ederim. Evet, şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra sağlıkla gülümse de buluşmak üzere efendim.